Evet dostlar, yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Saren'cim şu an tam olarak neredeyiz? Albanya. Albanya, yani Arnavutluk. Evet, Arnavutluk'tayız. Makedonya'da serüvenimiz bitti. Çok güzel insanlarla tanıştık. Yeni bir macera, yeni bir yer. Albanya. Bakalım nasıl geçecek. Şu an akşam nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Ve otostop çektik. Tiran. Tiran. I can send in one seat near here and you can find another car because yes. Thank you. Gel gel, köşeye geldik. Can you open bagage? Okay. Thank you. Thank you. Where are you from? Istanbul. Huh. You? I am from Mumbai. Ah, nice. But I know. Yes. I visit many times. Oh, how many? More than 10 times. Oh, super. I do business with Turkey. Ah, super. Cool. We have good relationship with Turkey. Yes. Yes. Aha. İtibariyle Albanya, yani Arnavutluk'a girmiş bulunmaktayız. Şu an Tiran'dayız. Yunus Emre Enstitüsü'ne girdik işte, hani buraya çadır kurabilir miyiz falan diye. Müdür bey yokmuş. O yüzden de kesin bir şey söylemediler. Büyük ihtimalle kuramayacağız. O yüzden biz de bakalım, böyle kalacak yer arıyoruz aslında. Hani polis var, evet, şurada görüldüğü gibi. Böyle bir yeşil bir alan içerisindeyiz ama burada biraz zor herhalde bizim çadır kurmamız. Bakalım ne olacak. Park, göl. Burada bir sürü kompleks var. Bakalım bir. Diyeceğim, aslında çok kolay oldu gelmek. Problem yoktu gelirken. Aynen. Şimdi böyle oturduk. Öncelikle exchange yaptırdık. Lek mi? Aynen, lek. Arnavut leki. Çevirdik. Şu an yediğimiz pizza 12,5 lira. İndirim yaptırdık çünkü biraz. Yani ikisi toplam 2,5 euroyu. Evet, uzun zamandır yemek yemiyorduk kendi cebimizden, değil mi? İlk yemeğimiz. Bundan sonra hep böyle olacak. İlk kendi yemeğimizi aynen yiyeceğiz. Bundan hatta kola da mı söylesek ya? %100 pahalı. Şu an nereye gidiyoruz Seren? Nereye gittiğimiz değil, kiminle gittiğimiz önemli bence. Evet. Nereye, kiminle gittiğimiz önemli. Ve şu an Tiran'dan Duresk'e doğru gidiyoruz. Duresk, deniz kenarı olan bir yer Arnavutluk'ta. Ve kiminle gidiyoruz? Göster kendini. Bir günde asimile olan kendisi. Aynen, Türk yanlış vatandaşı ama. Yanlış tanıtmayalım ama. Arkadaşlar, asimile oldun burada hemen. Bir günde oldun hem de. Bir günde. Sattın ulan vatanını. Hain, vatan haini. Türk düşmanı. Türk düşmanı. Şaka yapıyoruz bu arada. Halim benim üniversiteden arkadaşım ve burada Kemal abimiz var. Abi merhabalar. Merhaba efendim. Onlarla beraber, onlar bir iş gezisindeydi. Onlarla beraber şimdi Duresk'e doğru gidiyoruz. Evet, yani çok tamamen şans eseri oldu. Hayır, bizim de şansımız, hani biz hep diyoruz ya, Allah'a emanet gidiyoruz. Yarın ne olacak belli değil. Neyse ki bu kez de Kemal abilerle, Alim'le karşılaştık. Hep beraber gidiyoruz yani. Büyük bir şans eseri. İbo'yla Konya'da 24 kilometre kare arasında bir alanda bir araya gelemedik. Ama... Koca Arnavutluk'ta yan yana geldik. İnanın ben de şaşırdım. Gezdik, dolaştık hep beraber. Bunların da hiçbirini çekmedik çünkü biz bir malız. Yani evet, anın tadını çıkardık arkadaşlar. Şu an neredeyiz abi? Bu şehrin adı nedir Alim, Hancı? Skopje. Allah seni kahretmesin. Burası şu an Dures. Dures dediğimiz yer Arnavutluk'un bir tane böyle denize kıyısı olan bir şehri aslında. İtalya'ya komşu aynı zamanda. İtalya'ya komşu aynı zamanda. Şu karşıda gördüğünüz yer İtalya diyebiliriz yani. Buradan tahmini 1 saat, 2 saat, belki de 3 saat. Bilmiyorum kaç saat ama İtalya'ya yakın yani, onu biliyorum. Deniz gerçekten çok pis ya, bakar mısınız? Burada denize menize giriyorlar. Bugün Seren'cim nerede kalacağız? Bakalım. Arkadaşlar, bugün nerede kalacağımızı da gittiğimizde göstereceğim. Sürpriz! Surprise! İki gündür Alimler'de kalıyorduk. Evet, burası da işte ağaçlık ormanın içerisi. Biz ileride böyle çayımızı kahvemizi içtik manzaraya karşı. Dediğim gibi o an sadece anın tadını çıkartmak istedik açıkçası. Çünkü bazen çok yorgun oluyoruz ve diyoruz ki ya bırak her şeyi ya, üf otur diyoruz ya, manzarayı izle. Ya tabii canım, her şeyi zaten, hani bizim asıl amacımız gezmek olduğu için her şeyi zaten çekemeyiz. Normalde buraya çadır kuracaktık ama bugün ücretsiz bir yerde kalacağız. Gerçekten mutluyum. Ya ben mesaj attım yani.
Dedim ki merhabalar efendim dedim. Biz dedim Türk gezginleriz dedim. Otostopla geziyoruz dedim. YouTube, TikTok kanallarımız var. Eğer bize yardımcı olsanız sizin de bir reklamınızı yapmış oluruz dedim. Çok tatlılardı. Hemen yazdılar kaç kişisiniz diye. İşte sonra dediler ki siz dediler hani kamping alanımızda ücretsiz dediler. Git misafir etmek istiyoruz falan dediler. Teşekkürler. Biz şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. Ya arkadaşlar çok tatlı bir kızla tanıştık. Onunla mesajlaşmışım ben. İşte hemen geldi bizimle tanıştı falan. Kalacak olduğumuz yeri falan gösterdi bize. Yani gerçekten çok tatlı bir insandı. Ya Instagram'dan mesaj atmıştık. Böyle böyle işte otostopla geziyor falan. O da işte gelin kalabilirsiniz falan dedi. Biz de böyle bir yere geldik. Buraları otelleri. Burası. Evet. Bu tarafta işte karavan ve kamping alanları var. Biz de böyle çadırımızı kurduk. Böyle işte yani çadır karavanı olan bir sürü insan var burada. Biz de çok burada. Çok tatlı bir yer. Burada çok fresh bir ortam. İyi ki geldik. Ve 200 metre falan yani şey sahil arası. Çok yakın. Yani nasıl oldu biliyor musunuz? Biz yolu kaybettik. Yolu kaybedince biz şey sokağa girdik. Sonra o da plaja çıktı. Ondan sonra biz de kamping araştırıyorduk. Baktık. Yani resmen girdiğimiz yerle burasının arası 200 metre falanmış. Gelince gördük biz de. O yüzden çok mutluyuz ve çok tatlı bir kızla tanıştık. Bizi misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aynen. Otelin ismini de söyleyelim. Girişi de şöyle bayağı yani güzel çok gözüküyor. Fresh, çok doğal. Tam böyle var ya yani. Fresh bir yer. Burada... Bakar mısın abi otelin Mali güzelliği? Mali Robit Otel. Bugün 2 gün boyunca burada kalmamızı, konaklamamıza yardımcı oldular. Ücretsiz bir şekilde. Teşekkürler ana. Ana bize şey yapacak, kahve ısmarlayacakmış. Bakalım bulabileceğiz mi kendisini. Ne? Dedi ki ben dedi hiç dedi böyle ne YouTube'a baktım ne TikTok kanalınıza baktım ama dedi hani fotoğraflarınız çok güzel gözüküyordu dedi. Hani hoşuma gitti ben de yardımcı olmak istedim dedi. Yani gerçekten çok bu arada benim fotoğraflarım arkadaşlar İbrahim'in değil yani. Teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuzu bulduk Serhat. Çok şükür. You'll always be welcome because thank you. We and Turkish and yes. Albanians are like you know same culture, same food, meal, stuff, everything. Kendisini ama şu an kendisini çekemiyoruz. Dünya tatlısı bir insan arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. O yüzden biz şimdi kahvelerimizi içiyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra yine çadır kurduğumuz alanda size göstereceğiz etrafı. Arkadaşlar şimdi terlik alalım diye girdik. Böyle 300'lek bu. 300'lek bu. Ondan sonra dedik ki ucuzu göster ne olursun bize dedik. Ucuzu gösterdiler sonradan bize. Oh. Ya. Oo şapkalarımız. Thank you. Oh. Aynen. 600-500 yapmadın abi ama öyle olsun ama yani. Ama bize hediye verdi bak bunu. Neyse koparabildiğimizi kopardık. Gift. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Neresi? Dures. Dures'e gelince bu abiyi bulun. Evet. Ve kendisi de zaten cana yakın bir insandı. Hemen bize yardımcı oldu. Valla bunlar da böyle hediye. Terliklerimizi de aldık. 500 yapmadın abi ama seni unutmayacağım. 50 TL yapıyor. Trip parasıyla. Aynen. Evet dostlar şu an Dures'in böyle sokaklarına dolanıyor. Daha doğrusu burası Dures değil de Dures'e biraz uzakta bir yer yer. Öyle mi? Aynen. Yani Dures'e bir 7-8 kilometre falan var. Ama yani hani gene o çevrede bir yakınlarda bir yer yani. Şimdi şöyle gösterelim. Burada işte böyle genelde malzemeler satılıyor. Ondan sonra oyuncaklar. Yani deniz kenarı olduğu için. Deniz kenarı olduğu için. Onun haricinde karşı tarafta yemekçiler vardı. Zaten fiyatlar 500-600 lira. 50 lira, 70 lira arasında değişiyor. Yani aynen. Aslında aynı neredeyse. Evet. Türkiye'de 30-40 lira. 50 liraya da yemek yiyebilirsiniz. Levrek 50 liraydı mesela. Böyle terliklerden kazık yedik mi onu öğrenmek için böyle birkaç yere giriyoruz. Biz bayağı ucuz aldık. 24 liraya aldık bir terliği. Sorry. How much? This. 500 lira. 500 lira iyi kazık yememişiz. Dedim kızım bu ne havalar. Teşekkürler. Ya tüpümüz bitti. Maalesef. Böyle bir makarna vermişti Salih abi. Tamam Priştine'de 15 gün öncesinde. Öyle tüpümüz bittiği için sadece bu kadar yemek yiyebileceğiz. Peki bu tüpü nasıl bulduk ya? Hiç bahsetmiyorsun. Evet. Aslında bizim tüpümüz bile yoktu.
Ama biz İbrahim'in Konya'dan arkadaşları gelmişti. Onların evinde kalırken daha sonrasında ben dışarıya bir çıktım. Çöpün yanında bir tane tüp var. Baktım çöp atacaklar. Muhtemelen az kalmıştı zaten. Olsun dedik, işimizi görür. Ben daha sonrasında o tüpü aldım, getirdim. Şimdi burada öğlen noodle'ımızı pişirdik. Akşam da makarnamızı pişirdik. Olsun, doldurup kullanabiliriz umarım. Şimdi bir yandan da kurgu yapıyoruz. Böyle bir alandayız. Şöyle bir alanda. Tüpümüz de şurada bakın, bitti. Aa, burada. Neyse, bize afiyet olsun. Evet Seren, şu an Arnavutluk'ta bir tane düğüne denk geldik. Ya biz kız tarafıyız. Ses, sesiniz bizi biraz almayacak ama şöyle düğünü göstereyim size. Seren sen de oyna. Gel şöyle biraz şöyle gidelim. Çekiyorlardı ya, yemin ederim. Düğün gibi bir şeydi ama düğün değildi herhalde Seren. Neydi yani? Değil mi? Ona benzer bir şeydi ama. Orada mavili kız nişan gibi bir şey miydi acaba? Kızlar matinesi miydi yani? Bayağı bir kadın vardı çünkü. Aa, evet. Hani erkek yoktu yani neredeyse. Bıraksa keşke ben oynasaydım gidip. Neyse.